Merhabalar, B takımının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu özel bölümde ben Buğra Balaban, sevgili İlhan Özgen'le beraber Avrupa Futbolu'nun en müstesna derbilerinden birine uzanacağız. Glasgow Rangers-Celtic rekabetini konuşacağız. Avrupa'nın da en müstesna derbilerinden bir tanesi diyebiliriz. Her zaman damakta çok ayrı tatlar bırakan bir derbi. Kökeni 1800'lere dayanıyor, kültürel ve mezhepsel çok fazla diğer büyük derbilerden kendini ayrıştıran noktası var. Biz de hem tarihine gideceğiz hem yeni izlediğimiz maçı konuşacağız. Hatate'nin şovunu konuşacağız. Elbette ta Sir Alex Ferguson'lara kadar da gideceğiz. Evet. Yani İskoç futbolunun zaten dünya futboluna böyle bir izi var. Bir yandan hep seninle de konuştuğumuz hani o Britanya futbolunu aslında genel olarak işte baktığında İngilizler topu daha uzun toplarla vur ve koş üzerine oynarken İskoçların hep daha pasa yönelik oynadığını, topu yere indirdiğini eski kaynaklardan da okuruz. Ondan sonra daha izleyebildiğimiz döneme geldiğimizde Liverpool olsun, Nottingham Forest olsun ya da Manchester United olsun, Busby'nin takımının bile İskoç oyunculardan orta sahada, özellikle orta sahada bir İskoç Dinamo'ya ya da İskoç Bey'ine emanet edildiğini görürüz. Yani İskoç futbolun aslında böyle bir yön verme durumu da vardır. Bu da kendi işlerinde yerel olarak bir yerel rekabetin tüm dünyaya mal edilmesi de belki de en büyük simgesi diyebiliriz. Söylediğin çok doğru. Yani İngilizlerin daha çok işte kanat ortalarını ve uzun futbola dayanan temellerini diyelim. İskoçların biraz daha o pas oyunuyla harmanlayıp aslında hep işte Liverpool takımlarını da çok anlatırız seninle. Ya da işte milli takımlar bazında baktığımızda 70'lerin sonunda 82 takımını İskoçların hep ayrı bir tatla hatırladığımızı seninle önceki programlarda da arada konuşmuştuk. Hal böyleyken İskoçların etkisini ada futboluna ayrıca sayabiliriz. Peki derbi olarak hani ada futbolunun derbilerini göz önünde bulundurduğunda nereye koyarsın? Yani İşte Liverpool Manchester United rekabeti aynı şehrin iki takımı değil ama etki olarak İngiliz futbolunda geçmişi çok temelde dayanan bir rekabettir ama herhalde Celtic Rangers'ı ayrı bir yere koyarız değil mi? Tabii bir de hikayenin kökünde farklı bir durum olduğu için tam bir rekabet, tam bir karşıtlık mevzusu olduğu için futbolun dışına da taştığı için. Hı hı. Şimdi City United'da o kadar taşıramıyorsun şeyi. Tabii. Neticede Manchester şehrini ve işçi sınıfı üzerinden konuşuyorsun onu. Liverpool ve United'da daha çok sportif durumlar söz konusu aslında. Hani sosyolojik olarak çok farklı iki durum değil. Bir bayrak teslimi ve o teslim sırasında yaşanan rekabet. Ama burada futbol sağ dışından da bir hikaye olduğu için daha etkileyici oluyor. Diğerleri futbol olarak daha farklı bir yerde, savaş sonrası dönemde, özellikle televizyon çağında çok farklı yerlere gelseler de burada arka tarafta, perde arkasında da çok fazla hikaye barındırıyor. Ada futbolunda ayrıca işaretlenen takvimlerden bir tanesi hiç şüphesiz. Bahsettiğin o mezhepsel kökenlere girelim istiyorsan. Çünkü işte New York Times'da bir makale birkaç sene önce yayınlanmıştı. Oradan hatırlıyorum. Şey diyorlardı, işte bir röportaj yapıyorlar bir taraftarla. Diyor ki ya eskiden işte Katolik okullarında rakip takım taraftarını bulamazdınız. Yani bir oyuncu, bir çocuk bile yoktu. Şimdi benim çocuğum da o değişti diyor. Artık %5'i falan farklı olabiliyor. Yani o kadar aslında hani Katolik okullarındaysan bir takımı muhakkak tutacaksın. İşte Protestan'dan geliyorsan asla diğer takımla işin olmayacak gibi. Çok keskin çizgilerin çizildiği çok uzun yıllar bir rekabetten bahsediyoruz. Evet, tamamen aslında büyük buralara taşınması diyelim ya da bu kadar büyük olmasının nedeni tamamen mezhepsel bir çatışmanın, mezhepsel bir karşıtlığın diyelim, çatışma demeyelim de ona da tabii kaçtığı dönemler oluyor. Yaşanması o açıdan yani simgesi o mezhepsel Katolik ve Protestan takımlarının kapışması. Evet. Yani rekabete baktığımızda İşte toplam şampiyonluk sayıları, toplam derbi galibiyetleri aslında bugüne geldiğimizde hala birbirine epey yakın ama tarihte böyle 7 senenin üzerine çıkan aslında galibi şampiyonluk serileri var. İşte son olarak 2010'larda Rangers'ın biraz düştüğü döneme tekabül eden Celtic'in gücü toparladığı dönem var. Tarihte yine var üst üste 9'ar şampiyonluğu iki takımında. Evet ya, bu son dönemdeki biraz nadide bir örnek çünkü Rangers küme düştü yani, ortalıkta yoktu neredeyse. Daha öncesi işte benim çocukluğum ve gençliğim döneminde misal Celtic, daha çok çocukluğumuzda 90'ların başında Celtic diye bir takımı Kupa 1'de göremezdik. Ama o son 8'in olduğu Şampiyonlar Ligi'nde Rangers demirbaş gibiydi. İşte Souness'ın yardım antrenör oyuncu olarak katılmaya başlayıp kupaları dizmeye başlıyorlar. Ondan sonra 90'lara kadar sıçrıyor. Orada işte bu belki de Old Firm'in en simge oyuncularından biri Eli McQuist'in yüzü olduğu takımlar. Kaleci Gorham'ın filan.
O Rangers'ın Avrupa futbolunda da bir yeri, bir ağırlığı vardı. Sadece İskoçya ile sınırlı kalmadı. En sonunda da o 9 şampiyonluğu Celtic koleksiyonu büyütmeye çalışıyordu ki geçen sene Gerrard'ın takımı buna son verdi. Ama son maçta gördüğümüz kadarıyla, yani İskoçya Ligi'ne bir İtalya kadar takip edemiyorum maalesef ama yani gördüğümüz kadarıyla o Rangers'ın tahtı yine alınacak gibi elinden. Çünkü acayip bir ilk yarı izledik ve Celtic çok üstündü. Aynen öyle. Onun detaylarına da geleceğiz. Bir yandan da derbi tarihinden sana 3 tane maç seçtik. Tabii ki çok fazla etki bırakan maç var ama hani biraz bakarken, süzerken ayrıca işaretlediğimiz 3 tane maç oldu. Onlardan bir tanesi, girişte de biraz ipuçlarını verdiğim, Sir Alex Ferguson'ın antrenörlük kariyerine de çok fazla etki edecek. O derbi, 69 İskoçya Kupası finalinde Celtic 4-0 kazanıyor. Sir Alex Ferguson hep büyük bir Rangers taraftarı olarak büyüyor küçük yaştan itibaren. Sonunda o formaya kavuşuyor. Ama işte takımın 9 numarası olarak çıktığı o maçta bir köşe vuruş savunmasında yaptığı hata, takımın iç sahada iyi görünmemesi ama sonra ona yıkılan bir ihale, ki onun da temelinde, Sir Alex Ferguson da belgeselinde anlatıyor, hep o mezhep temellerinin, işte eşinin Katolik asıllı oluşunun, daha doğrusu Katolik oluşunun orada günah keçisi olarak kendisinin seçilmesine çok büyük etkisi olduğunu anlatıyor. Ya da belgeselde yöneticilerin bile hani kilise deme nikah yapacaksın, hani hükümet nikah mı yapacaksın, dini nikah mı yapacaksına kadar giden özel soruları onu rahatsız ediyor. Hani maçta zaten günah keçisinin gösterilmesinin arkasında bir şey olduğunu maçı izleyince anlıyorsun. Ya tam Billy McNeil'i tutamıyor da, yani tam kafayı vuruyor McNeil abimiz de net bir şekilde ama ondan sonra yenen hiçbir golde adamın suçu yok. Rangers tarafından baktığında da takımın en olumlu oynamaya çalışan oyuncularından biri. Ve diğer 3 golde de herhangi bir hatası yok. Bizzat tabii savunma hatası daha açık onun Billy McNeil'e kafa vurdurmasından. O yönden arkada hikayesi olan, ayrıca derbi tarihinde de en kalabalık maç olarak tarihe geçen maç. Zaten maçın bir bölümünde artık seyirci taşıyor ve polis devreye giriyor. Yani onları geri püskürtmek için sahaya giriyorlar o yoğunluktan. Tarihinde bir Ibrox faciası da olan bir derbi, bir rekabet. Hani bereket orada öyle bir şey yaşanmamış. Allah muhafaza, yani çok çok yüksek katılım var. Tam şimdi rakamı söyle, yani 130 bin civarı olabilir sanki. Yanlış hatırlıyorsam özür dilerim. O izlemesi de o yönden acayip bir şey. Yani o tribünlerdeki hareket, o kalabalık, o atmosfer hakikaten bir derbi atmosferini yaşatıyor. Sonrasında kariyerine nasıl Sir Alex Ferguson'u dekabül ettiği anlatırsak, o maçtan sonra bir daha Rangers forması giyemiyor zaten Sir Alex Ferguson ve hep, yine kendi ağzından söylemek gerekirse, hep o Rangers maçlarının antrenörlüğünde ayrı yaklaştığını söylüyor. İşte Aberdeen'de ilk büyük başarılarını elde ediyor teknik direktör olarak ve işte Avrupa'da kupa kazanmış, gelip yine lig kupasında zafere uzandıkları maçın ardından Rangers'ı yenseler de bugün hiç iyi oynamadık, takımdan utanıyorum gibi bir açıklama yapıyor. Çünkü çok daha fazlasını, çok daha ezerek yenmek istiyor. Çok daha güçlü bir şekilde o farkı ortaya koymak istiyor. Mutlaka hani o iştahını, içindeki o ateşi harlamıştır Rangers'a karşı olan o duruşu ve onunla beraber de belki elde ettiği Aberdeen'deki başarılar onu Manchester United'de ve Avrupa futbolunda en özel hocalarından biri haline getiriyor. Bir başka açıdan antrenör olarak bu rekabete ya da bu iki takıma nasıl etki etti diyelim. Rangers ve Celtic dışında şampiyon olan son İskoçya Ligi'nde son şampiyon olan takım Ferguson'un Aberdeen'i. Yani işte kaç yıl geçiyor üzerinden? 84 olması, 83-84 olması lazım. Nasıl büyük bir etki yaptığını bugünden dahi de anlamak mümkün. Ve Old Firm'in iki ekibinin aslında ne kadar büyük güçler olduğunu da anlamanın bir diğer yolu. Daha yakın dönemden o tekrar 3 maça dönersek, işte 2000'lerin başında aslında hani iki takımın da böyle epey kaliteli oyunculara da sahip olduğu, güç ve o derbinin biraz daha ateşlendiği dönemler. İşte 2000'de İskoçya Ligi'nde Celtic'in 6-2 kazandığı bir maç var mesela, ki işte Martin O'Neill'ın Celtic'in başına çıktığı ilk maç. İşte Henrik Larsson'un Celtic forması giydiği. Çok güzel gol attı. 2 gol atıyor Larsson. Sutton 2 gol atıyor ama biraz herhalde o golün etkisiyle Larsson o maçı inanılmaz oynamış. Aynen. Biz de dönüp izleyince hani o kadar da imza attığı maç değil gibi. Aynen. Acayip işler yapmamış ama özellikle o aşırtma golü çok fazla etki etmiş gibi. Bir yandan da işte Martin O'Neill, hani o zamanlar Kuzey İrlandalı, işte Nottingham Forest'ta futbolcu olarak büyük işlere imza atmış. Bir dönemde işte adada dönem dönem çıkan bu yeni dönem antrenörü furyası olur ya, onların 2000'lerin başında, 90'ların sonunda Leicester'la birlikte altın çocuk imajıyla bir çıkış yapmıştı menajer olarak.
bir yandan da o etkisini de Celtic'te göstermişti. Rangers'ın başında Dick Advocaat var biliyorsun. Aynen. Özel hoca takımın başında. Son maçı da yine birkaç yıl sonradan seçtik. 2002 İskoçya Kupası finalinden seçtik ki en böyle gittili geldili hikayesi bu olan maçtı herhalde. Çok da keyif aldık izlerken. Senin tercihin de iyi ki de seçmişsin cidden. Yani en izlediklerimiz arasında en keyifli maç buydu. Gerçekten öyle. Çok Rangers büyük maçtı. Son dakikada attığı golle 3-2 kazanıyor. Löwen Krantz'ın hem orada attığı koşu ve gol önemli tabii ki ama bir de önceki attığı gol de yani çok çok zarif bir gol atıyor. Evet. Bir iki tane çok zarif şutu var. Maçın net yıldızı herhalde Danimarkalı. Yani sana o konuda katılmıyorum. Başkası kaptan Ferguson mu? Ferguson aynen. Maçı çeviren adam. Büyüledi. Derbide de en çok oynayan oyunculardan biridir herhalde. Evet. Seninle hatta konuşurken dedik ya birkaç hafta önce Dortmund'dayken anlatmıştık. Adam bir sene bir tatil yapayım diye ülke dışına çıkıyor. Dortmund'a gidiyor. Orada da Avrupa Kupası alıp dönüyor. Hani Rangers tarihinin önemli oyuncularından. Burada da orta sahadaki o liderliği, o takımı ayağa kaldırması. Hatta direkten dönemine bir şutuyla birlikte İnanılmaz zaten bir o canlanma oluyor. Direkten dönen top var. Bir yandan da işte Hartson ve Sutton ikilisiyle iki uzunla arkada Larsson'la saldıran gene O'Neill. O çok keyifli bir maçtı evet. Ya dört forvet falan oynuyor bir ara Celtic ama topu bir türlü oraya taşıyamıyorlar. İşin garip yani. Sanki biraz da arkaya oyuncu lazımmış hücum etmek için. Maçın zaten hakimi Rangers dediğin gibi. Zor da olsa geç de olsa golü buluyorlar. John Hartson nasıl oldun peki fiziğiyle? Şeyde Punk. PlayStation oynayan arkadaşlar her zaman bu oyuncu tiplerini hatırlarlar. Kohler, Hartson. Zapt etmesi zor, kullanması zor ama kullanmayı bilen de can yakar bu tarz adamları. O şeyde de yani maçta da bunu görüyoruz. O etkisini yani düşürmesi çok zor ama kendini düşürebilir. Target man diye evet. Orada hedef santrfor. Ya bu üç maçı seçtik ama bir yandan da hani derbi tarihinde en farklı maçlara baktığımızda işte modern dönemde 2018'de Celtic'in 5-0 kazandığı maç var ki işte 2000'lerdeki en farklı galibiyet o. Ama bir yandan da tarihe biraz daha baktığımızda 57'de 7-1'lik bir Celtic Rangers maçı var mesela. O hala geçilemeyen aradaki en farklı derbi galibiyeti olarak kayıtlara geçmiş. Zaten o konuda bize sanki seninle bakarken öyle hissettim. Benzeşiyor gibi. Yani yıllar geçtikçe o maçlarda birbirini kollama şeyi artmış gibi. 1-0'lar, 1-1'ler, 0-0'lar. Evet, yani 2018'deki o 5-0'da dediğin, anlattığın Rangers'ın daha yeni alt liglerden dönüş süreci, daha yeni yenen bugünlere toparlanma süreci biraz onunla da etkili. Az önce Larsson üzerinden biraz konuştuk ama ayrı bir başlık açmaya değer diye düşünüyorum. Bu rekabetle özdeşleştirdiğimiz yıldızlar. Benim ilk aklıma gelen tabii ki Larsson'du. Rangers deyince Barry Ferguson'du ki nedenini de izleyince hatırladık. Bir diğeri de Shunsuke Nakamura'ydı. Diğerlerini sana soracağım. Benim lisede de lakabımdı Nakamura bu arada. Biraz gözler çekik. Ben de bir tane Celtic sveti vardı böyle. Bir hoodie ile çok geziyordum lise yatakhanesinde. Çok böyle Nakamura Naka diye kaldı. Hala benim arkadaşlarım işte liseden buluştuğumuzda Naka derler. Ki ya onun işte Amerikan futbolcularıyla, rugbycilerle free kick antrenmanı yaptığı anlatılırdı böyle. Kaslı videolar vardı. Otobüse topu soktu. Aynen öyle. Japonya'da bir talk show programı için galiba çekilmişti o sitcom stand-up çekiminde. Dediğin gibi bir barajdan vuruyor, gidip otobüsün camından geçiyor falan. O dönemki popüler kültürde etkisi de büyüktü. Ki işte bugünkü Hatate'yi konuşurken de geleceğiz. Japon futbolunun etkisi aslında biraz evet. Nakamura ile başlamıştı orada. Ben öyle oyunculara zaten zaafım vardı biliyorsun. Hani Avrupa'da ne kadar yeri var, modern futbolda yeri var mı tartışılır. Bir şey diyemem ama ben de çok aşırı severdim. Hatta bir United maçı mıydı? Frikik'ten golü atıp skoru belirledi. 1-0. Olabilir ya. Öyle bir maçı da vardı çok... sevindiğim, mutlu oldum. İzlemekten keyif aldığım oyunculardan biriydi ama Celtic deyince yaşımdan da dolayı benim aklıma Kenny Dalglish benim yetiştiğim için Kenny Dalglish Larsson gelir. Larsson benim Celtic Rangers maçlarında hep o zaman daha çok özetlerden de gördüğümüz için Larsson sürekli gol atıyordu. Ama sonradan futbol tarihine ilgi duyduğumda yani bu rekabet İskoçya, Braveheart yani herhangi bir şey İskoçya ile ilgili bana söylediğinde aklıma Kenny Dalglish gelirdi tabii ki. Bir de az önce de dedik Rangers Centerforu Eli McCoist. Gene bahsettiğim gibi yani çocukluğumuzda filan herhangi bir İskoç ligine merakın varsa ya da göz ucuyla bir Şampiyonlar Ligi maçına baktığında kralın hep gol attığını görüyordu. Zaten bu Old Firm'ün de en golcü ismi.
Seninle Old Firm'da attı. Bütün golleri de oturduk izledik. Ama ne yazık ki bu golde muhteşemmiş dediğimiz bir gol daha bulamadık. Doğru zamanda doğru yerde diyebiliriz. Emin koyusu için ama çok fazla. Ya da amiyane tabirle beleşçi de diyebiliriz. Ama iyi golü koklayan büyük bir isimdi. Büyük bir simgeydi. Çok büyük sembol tabii. Evet, onu da bir röportajında izledik hatta. Sunus'lu dönemi övüyor ve Sunus için hani iyi işler yaptı ama gördüğüm en acayip futbolculardan biriydi. Orta sahada gereken her şeyi yapıyordu. Zarafet de katıyordu. Kavga çıkarmamız gerekiyorsa kavga da çıkarıyordu diyor. Sonuçta da İtalya dönüşü Rangers'a gidip orada antrenörlük dönemine de orada başlıyor zaten yanlış hatırlamıyorsam. Çok özel bir futbolcu zaten. İşte gene bahsettiğimiz İskoç orta saha o patron çok muazzam bir oyuncudur. O da oradan bahsediyordu. Onun dışında kimleri konuşabiliriz o şeyden? Benim aklıma biraz işte Rangers'tan da harmanlayalım. Sen orada iyi bir parantez açtın. Caniggia çok aklıma geldi. Kesinlikle. Hani dönem olarak belki 15 sene tabii. Orada işte Elie Mekkois gibi derbilerde sürekli maçlara çıkan bir oyuncu değil ama benim özellikle küçükken büyürken izlediğim maçlarda hep o Caniggia'nın etkisini, o süratini, fulesini hep hatırlarım. İlk aklıma o geliyor mesela Rangers. İşte o seninle izlediğimiz sezon o dönemlerde Fenerbahçe ile Rangers Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaşmıştı. Türkiye'de uzun süre Caniggia'yı Mustafa Doğan nasıl durduracak üzerine Flo Mirkoviç ile eşleşmişti galiba. Caniggia Mustafa Doğan sonra işte Mustafa Doğan destanları Caniggia'yı durdurdu bitirdi. Fenerbahçe'nin de işte o tatsız geçen grup aşamasından önce elediği takımdır Rangers. Evet Caniggia da orada yani kariyerin önceki döneminin etkisiyle o kadar büyük bir şatafata sahipti ama evet büyük bir simgeydi diyelim. Peki yıllanmış bir isimden bahsedeceğim. Belki sahadaki futbolcu değil ama ismiyle benim hala hatırladığım Jan Venegorov Hesseling. Peste sığmıyordu evet. Böyle oyunda altta banda. Ufuzun ismiyle belki. Yine aslında bahsettiğin hedef forvet o kalıplı indiren etrafını hazırlayan roldeydi ama hele küçükken işte oyunlarda ve futbol takibinde spikerlerin de baş belası olmuştur o zaman. Kesinlikle. O da onlardan biri. Başka böyle çok kıymet verdiğimiz, çok aklımızda kalan. Az önce Kenny Miller'ı satını andık. Evet, böyle bir 7 tane isim çıktı yaklaşık. Evet. Bir de dediğin gibi Kenny Miller'ı ayrı bir yere koymak lazım. Çünkü iki tarafta da oynadı. Aynen. Yolu Bursa'ya da düştü hatta. Bize de öyle bir dokunmuşluğu çok var. Çok da beğendiğim bir oyuncudur ayrıca. Evet, stiline. Bence de. Aynen, çok beğenirdim. Bursa'ya geldim de çok mutlu olmuştum. O zaman Bursalı arkadaşlarım vardı. Ev arkadaşım falan. Böyle Kenny Miller'ı izlemek için Bursa maçlarına gittiğimiz olurdu yani. Stil olarak gene o işte golü koklayan adam olarak öyle bir etkisi vardı. Çok yani İskoçya artık 90'lardan sonra çok böyle uluslararası seviyeye çıkamayan milli takımlarda öyle bir jenerasyon yakaladı. Yani hani McAllister'ları falan işte bahsediyoruz. Gene bir orta saha İskoç. Hı. Leeds United'ın çehresini değiştirebilen çok özel bir oyuncu. Hani onlardan sonra işte Elie Mekkois'lerden onlardan sonra öyle çok yetiştiremediler. Hani böyle izlerken keyif aldığımız İskoç oyunculardan biriydi o kısır dönemde Miller'da. Cidden beğenirdim. Gerçekten öyle. Mutlaka atladığımız vardır ama zaten koskoca bir derbi tarihi. O yüzden ilk aklımıza gelenleri andık. Kapanışı da izlediğimiz bu haftaki maçla yapalım arzu edersen. Aslında eksikler de vardı bir yandan. İşte Rangers'ın 3 tane çok önemli eksiği vardı. Yanis Hacı yoktu, Morelos yoktu, Ramsey yeni transfer gelecek mi dendi. Tribündeydi. Arada kamerada gördük ama sahada göremedik. Celtic'te Turnbull yoktu. Yine duran toplarda şu anki takımın önemli oyuncularından biri. Ama futbol kalitesi açıkçası ilk 45-50 dakika özellikle bize epey tatmin etti. Açıkçası bu kadar beklemiyordum. İlk 45 dakika özellikle hem sahadaki futbol hem yazılan hikaye yani 10 gün önce İskoçya'ya inmiş ayağının tozuyla bala ediyorum. Ocak ayında takıma katılmış bir oyuncunun Old Firm tarihine geçecek bir performansa imza atması biraz da futbol şansı bize de güldü diyelim yani. Doğru. Hatate'den bahsediyoruz. Hatate. Yani iki gol attı. Güzel de goller attı ve maçın genelinde de yani her atağa çıktığında neredeyse Celtic faktördü. İşte Celtic teknik direktörü Postecoğlu Avustralya milli takım başında da gördük. İlginç de bir hikayesi var bu arada. İşte Yunan asıllı aslında ama oradaki 67 darbesinden sonra ailesiyle Avustralya'ya göçüyorlar. Dediğim gibi milli takımda bir dönem çalıştırmıştı. Sonrasında Japonya Ligi'ne gidiyor ve orada çalıştığı dönemden epey hakim Japonya'da oyuncu pazarına. Sadece Hatate değil birkaç oyuncu daha transfer ediyor oradan ve gerçekten ne kadar doğru seçimler yaptığını gördük. Maça çok etki etti Hatate. Evet zaten sen söyleyince ben de jeton düştü. Ben Brezilya Dünya Kupası'na gittiğimde birkaç Avustralyalı abiyle takılmıştım bir dönem.
Onlar da takımın o yönünü övüyordu. Yani o devir daimi yapmamız lazımdı. Bu turnuvada onu yapıyoruz. İşte gençleştirmişti. Jenerasyon. Gene Cahill vardı galiba ama geneli genç oyunculara sahip bir kadroydu Avustralya. Ben oraya gittiğimde elenmişlerdi ama işte Avustralya'yı konuşurken öyle demişlerdi. Yani ilerisi için bir atılım bu. Burada da bahsettiğin o Japonya'daki olaya hakim olması hani ne getirir bilmiyorum ama en azından bir Old Firm tarihine geçecek bir sonuç ve bir oyun getirdi. İşte ilk 45 dakikada Hatate'nin acayip performansıyla maçı çözdüler. İkinci yarı çok tavsiye eder miyiz kaçıranlara bilmiyorum ama ilk yarıyı bulabiliyorlarsa izlesinler o performansı. Kesinlikle. Çok keyifli bir 45 dakika izletti bize diyelim. İkinci yarıda biraz Rangers bir şeyler üretmeye çalıştı. İşte kanat bekinden Tavernier'in biraz geldiğini gördük. Jack Ryan'ın birebir çabaları vardı ama iyi tuttular yani. Celtic genelde hep zaten iki kişiyle Jack Ryan'ı savundu. Ve çok da fazla fırsat görmedi kalesinde. 12. adamı da soracağım Celtic'te. Yani çok yoğun bir yağmur vardı. Çok şaşırmayacağınız üzere. Ama yani hem sağ başlamadan önce takım kenetlendiğinde yeşil ışıkla böyle bir çok güzel bir ambiyans yaratılmıştı. Hem maç boyunca erken gelen gollerle beraber Celtic taraftarının da işin içine girdiği. Zaten bu derbilerin olmazsa olmaz yani. O taraftar etkisi olmadan biraz yaban kalıyor. Tabii tabii. O da tabii olumlu noktalarından biriydi yine derbi. Kesinlikle ama şey de arıyorsun Old Firm'de. Bir sabah maçı yani. Öğlen maçı. Onunla bir yeşilin buluşması böyle tribünden. Doğru. Ya bir yandan üstümden de görüleceği gibi ben de işin tarafını yeşil tarafındayım aynen. Sert'e sempatim daha çoktur. Belki Larsson, Douglas gibi oyunculardan ama hani o yeşile olan merakım da belki sevgim de etkidir o tribündeki görüntüsüyle. Evet onlar da ama yani dediğim gibi daha önemlisi o maçın başındaki o gösteriydi. Evet. O biraz böyle hani İtalyan işi biraz da onlar da çok yaparlar. O güzeldi. Şeyi de unutmayalım. Kaybeden tarafta ama eski bir dost Rangers kalesinde. Evet doğru söylüyorsun. Çok iyi McGregor, maç oynadı. Yani McGregor çok iyi maç oynadı. Aynen daha da fark olabilirdi. 2000'lerin başında da Rangers kalesini koruyan bir kaleci. Bir dönem Beşiktaş'a da geldi. Şimdi hala orada ve epey de yufalandı biliyorsun. Evet. Herhalde geçmişe dair bazı açıklamalar da var. Celtic taraftarı ne zaman top McGregor'a gitse hemen o yuhalamalarla tepkisini gösterdi ama kurtaramadı gemiyi. Kesinlikle. Özellikle 1-0 iken çok kritik şeyler kurtardı. İyi direndi. Belki de Rangers'ta izlemeye değer tek oyuncuydu diyebiliriz performansıyla. Onu da ilk 45 dakikada onun performansını izlemek de futbol namına bir keyifti. Hani Celtic'in oyununu Hatate'ye ekleyelim ama Rangers kalesindeki eski dostu da unutmayalım. Hakkını teslim büyük edelim. Büyük performans verdi. Hatate ile yavaş yavaş kapatırken Rosenthal'i söyleyeceğim sana. Yani böyle devre arası transfer etkisi Hatate yaratır mı? Yani derbide müthiş göründü. Hani tabii ki uzun soluklu ne kadar olacak kare bilmiyorum ama sen bana Rosenthal'i hatırlattın. Onun da sadece 8 maçta 7 gol attığı bir Liverpool yarı dönem performansı var. 89-90 olması lazım. Ona bir referans verelim istersen. Kesinlikle İsrailli oyuncu. O zaman Belçika adamı ne oynuyor? İşte sakatlıklardan şundan bundan dolayı Kenny Dalglish bir kiralık transfer yapıyorlar ve Rosenthal'ı alıyorlar. O da kısa sürede Liverpool tarihine geçen acayip bir futbol oynuyor. Ondan sonra kariyerinde hiçbir zaman o etkiyi de yaratmıyor ama o şeyi işte bahsettiğimiz gibi yani hani ufak bir temas bile bir paragraf açtırıyor sana bir takımın tarihinde. Direkt yani o ben o kadar hakim değilim takıma ne zaman geldiğine ne yaptığına filan. Performansı izledim. Sana yazmadan önce şeye baktım. İşte maç yorumu yaptık böyle seninle mesajlaşarak. Ne zaman geldiğine baktım. Ocağı görünce direkt Rosenthal aklıma geldi. Yani bütün o devre arası şeylerinde ya Mustafa Hoca'nın Ernst hamlesi ya da Rosenthal gelir aklıma. Bundan sonra da belki Hatate gelecek eğer aynen, bu performansı. Kesinlikle. Bir de dönerse bir de onu söyleyelim. Celtic liderliği aldı değil mi? Evet, yanılmıyorum. Buradan bir de şampiyonluğa giderse yani dönüm noktalarında büyük bir hikaye yazmış olacak. Birkaç gol ya da asist performansı katkısıyla. Sen girişte biraz söylemiştin. Yani tekrar tepede gücü ele almaya başladı iki takım Rangers'ın dönüşüyle diye. Şu anda da zaten üçüncüler aralarında 10 puana yakın bir fark var. Celtic Eylül'den beri kaybetmemişti. Rangers Ağustos'tan beri kaybetmemişti. O yüzden o derbiler ligin gidişatını, şampiyonluk yarışını doğrudan etkiliyor tabii ki. Belki de Hatate, belki de bu maçla beraber Celtic bu sezon sonunda şampiyonluğu göğüsleyecek takım olacak. Kesinlikle ama takipçilerimiz, izleyicilerimiz çok daha iyi biliyordur. Ben de çocukken oyun oynarken bunu öğrenmiştim. Bu garip bir fikstür İskoçya'da. Bu takımlar devamlı değişecek. 12 takım olduğu için sık sık karşı karşıya gelecekler. Yakın dönemde tekrar Nisan'da mı? Yanılmıyorsam tekrar Old Firm oynanacak.
Onun için ne olacağı bilinmez. İki kaybetmeyen takım olduğunu düşünürsek gene az bir puan farkıyla gireceklerdir o maça da. O maç için de hazırlığımızı yapıp Old Firm için kesinlikle ekran başına geçeceğiz. Pekala, ağzına sağlık İlhan. B takım yeni bölümünde Old Firm'ü konuştuk. Geçmişe gittik. İz bırakan, damaklarımızda unutulmayacak tat bırakan 3 tane derbiyi hatırladık. 7 büyük yıldızı andık ve bugünkü maçı da konuşup, bu haftaki maçı da konuşup kapanışı yaptık. Yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.